o Diyanet Camisi'ndeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla. Ayetin devamında sana bayram namazı kılınacaktır. Bayram namazından dolayı yeni camide yeni camide namaz kılınıyor. Vatandaşlar yeni camiye akım akım gelmeye başlıyor. Burası bunları en alt kattaki. Buralarda dolacak. Yukarı full dolu. Dersimize ağır geliyor değerli kardeşlerim. Evet. Merhaba. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Onun için değerli kardeşlerim, şu bana gelmiyor. Evet, küçük dökken olarak kullandığım yerde de. Yok. Yakışıklı. Aleyküm selam. Haydi bayramlar. Ya benim. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Alt katta. Evet, maalesef bugün ilk olarak camide Kurban Bayramı namazı kılınacaktır. Yukarıda da mı var? He? Evet, yukarıya da çıkalım. Esas büyük yere sonra geleceğiz. Şu anda yukarı 3. kattayız. Merdivene çıkıyoruz. Burası da dolu herhalde. Var mı şeyin içimizde? Birbirine destek olacak. Aha, İbrahim abi. Tamam. Ha, burası da dolu. Çok dolu. Değerli kardeşlerim, bayram günlerinde aşağıdaki sayacağım şeylerin yapılması müstehaptır, sevaptır. Bir, bayram geceleri dua ve ibadetle ihya edin. Geçtiğimiz gece bayram gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Bu gecelerde yapılan dualar da dolunmuyor. Evet, burası da şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani dört gece vardır ki bu gecelerde yapılan dualar reddolunmaz. Bu gecelerden bir tanesi de Kurban Bayramı gecesi. Evet. Bayram sabahı erkenden kalkmak, yıkanıp usul abdest aldıktan sonra namaza gitmek. Hepimiz elhamdülillah bunu yapıyoruz. Bu müstehaptır değerli kardeşlerim. Üçüncüsü, namaza gelirken güzel kokular sürmek. Yeni elbiseler giymek. Şimdi bayramdır bugün. Güler yüzlü olmak, birbirimizi, samimiyetimizi, güler yüzümüzü diğer Müslüman kardeşimizi göstermek durumundayız. Asık suratlı, böyle katı yürekli olmayalım diye. Müslümanın Müslümana güler yüz göstermesi onun için sadakadır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hiç sadaka veremiyorsan Müslüman kardeşine bir güler yüz göstermez senin için. Sadakadır ya, en kolayı ya. Neyi buna esirgiyorsun diğer Müslüman kardeşim? Evet, gurbette. Kurban Bayramı namazı. Vatandaşlarımız akın akın camilere geliyor. Burada ilk namaz kılınacağı için bu caminin yeni alındı. Biz kime ödeyip alacağız değerli kardeşler? Onu bunu değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ödeyip alacağız. İkinci kat dolu, birinci kat dolu. Merkez cami. Sahabe efendilerimize ödeyip alacağız. Tahminen 1500'ü var. Tahmin üzerine. Ramazan bayramında yapılması gereken müstahap olan davranışlar ise Ramazan bayramında namazdan önce bir şeyler yemek, Kurban bayramında ise kurban kesecekse kurban kestiği hayvanın etiyle yemek uygun görülmüş değerli kardeşlerim. Evet. Değerli kardeşlerim, bu bayram günlerinde dikkat etmemiz gereken en önemli davranışlardan bir tanesi de anne ve babalarımızı unutmamak. Onların hal ve hatırını sormak, ellerini öpmek, hayır dualarını almak. Bu çok önemli. Cenab-ı Hak kendisine ibadetten sonra, ikinci olarak anne babaya iyilik emreye, safları sıklaştıran dışarıda daha olanlar var. Aşağılar hep dolu. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَقَضَى رَبُّنْ emrediyor أَلَّا تَعْبُدُوا kendisine ibadet etmeyi اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ anneye de babaya da iyilik etmeyi Cenab-ı Hak emrediyor.
Eğer evet. onlardan biri ya da her ikisinin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken evet, koruyup yetiştiklerin gibi evet, sen dolu. De onlara aç. İkinci kat full dolu. Kur'an birinci kat full dolu. Nasıl davranmamız, anne babamıza nasıl davranmamız gerektiğini Kur'an bize açıklayacak. Merkez cami küçük. Anne babalarımız en değerli varlıklar. Nerede burada bayram babalarıyla anne beraber gelmişler. Kur'an bayram namazını kılacaklar. Kılacaklar ki büyüdüklerinde kendiler gelecek burada. Cennete giremez. Bugünün küçüğü yarının büyüğü. Cennet kim söylemiş yine? Kim söylemiş? Sana sorayım. Onu sana soralım. Evet, güzel bir söz. Evet. Ve yerinde. Değerli kardeşlerim, hemen bitiriyorum. Evet. Biz de. Şallah Diyanet Camii. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Camii'nden Kurban Bayramı günü Ademoğlu Sıla-i Rahim dışında kurban kesmekten daha üstün bir amel yapmamıştır. Sevgiler, saygılar.